Devran Uzaktan Eğitim, Fen Bilimleri 7. sınıf, 6. ünite, bitki ve hayvanlarda üreme çeşitlerini anlatacağız bu videomuzda çocuklar. Şimdi insanlarda üremeyi anlatırken biraz bahsetmiştim aslında bu üremenin eşeyle üreme çeşidi olduğunu. Şimdi temelde baktığımızda üremeyi biz temelde ikiye ayırıyoruz. Bunlardan birincisi eşeyli üreme, diğeri eşeysiz üreme şeklinde çocuklar. Eşeyli ürememizde çocuklar sperm ve yumurtanın olduğu üreme biçimi. Yani işte bir üreme sistemi var. Canlının dişisinde ve erkeğinde, erkek birey ve dişi birey kavramı var. Ve bu üreme çeşidinde mayoz bölünmeyle sperm hücreleri ve yumurta hücreleri oluşuyor. Erkekte sperm hücreleri, dişide yumurta hücreleri oluşuyor. Bu bitkiler içinde geçerli. Çiçekli bitkilerde çocuklar. Yine biraz sonra şekil üzerinde de göstereceğim. Çiçek dediğimiz organ aslında bitkinin üreme organı. Yukarıda bunu zaten anlatmıştık. Eşeyli üreyen tüm canlılarda, insan dışındaki eşeyli üreyen tüm canlılarda bu mantık var çocuklar. Sperm ve yumurta kavramı var. İster hayvan olsun, ister çiçekli bitki olsun. Spermin yumurtayı döllemesi neticesinde çocuklar ne oluşuyor? Zigot oluşuyor çocuklar. Sperm ve yumurta dölleniyor ve zigot ne yapıyor? Oluşuyor çocuklar. Bunu bir önceki videomda da anlattım ve online derslerde de anlatmıştım zaten. Şimdi biraz sonra çiçekli bitkilerde eşeğili üremenin nasıl olduğunu anlatacağız. Ve arkasından da eşeğsiz üremeyi ne yapacağız? Anlatacağız. Ama sperm ve yumurtanın olmadığı, sperm ve yumurtanın olmadığı bölünme. Peki bu bölünmede hücre bölünmesi olarak mayoz var mı? Hayır, mayoz yok. Ne var? Mitoz bölünme söz konusu çocuklar. Bunda ne söz konusu? Mitoz bölünme söz konusu. İster tek hücreli olsun, ister çok hücreli olsun, bunda söz konusu olan çocuklar nedir? Mitoz bölünmedir çocuklar. Şimdi eşeyli üremenin bitkiler, çiçekli bitkilerde nasıl olduğuna bakalım. Şimdi ne demiştik çocuklar? Çiçek aslında üreme organı. Eşeyli üreyen bitkinin üreme organı çiçek. İşte ilkbahar aylarında genellikle herkes çiçekleri görür. Bazen daha erken açan ağaçlarımız var. İşte elma olsun, armut olsun, mandalina olsun, portakal olsun, nar olsun, ayva olsunlar hepsi ne yapıyor çocuklar? Önce çiçek açıyorlar. Bu çiçeğin içinde çocuklar genellikle dişi organ dediğimiz şu organımız, dişi organ. Burası dişi organın tepeciği, tepecik. Burası nemli çocuklar, nemli. Biraz sonra anlatacağım mantığını. Ve erkek organımız var çocuklar. Erkek organlarda polenleri üretiyor çocuklar. Burası başçık dediğimiz kısım, erkek organın başçık kısmı çocuklar. Başçık. Çanak yaprak şu çocuklar. Bu çiçeğin sapı. Burası çiçek tablası. Bu çiçeği tutuyor çocuklar. Çiçek sapı ve çiçek tablası çiçeği tutma görevinde bulunuyor. Çanak yapraklar bakın zaten renkli. Fotosentez yapıp besin üretiyor. Çiçek için besin üretiyor çocuklar. Renkli yaprakların fotosentez yapmadığını daha önce söylemiştim. Yeşil dışındaki renkli yaprakları. Bunların güzel kokusuyla, hoş kokusuyla, görüntüsüyle böcekleri, arıları kendine çekiyor. Maksat mümkün olduğu kadar tozlaşma ihtimalini artırmak. Biraz sonra tozlaşma ve döllenmenin nasıl olduğunu da kısa bir şekilde burada anlatacağım. Şimdi bakın erkek organdan çıkan, tabi bu arada unutmadan taç yaprak aynı zamanda yumurtayı da koruyor, üreme organlarını da koruyor. Çoğunda böyle demiştik ama bazılarında sadece yumurta olabiliyor çocuklar. Bazılarında sadece yumurta olabiliyor. Yani onu da söylemiş olayım. Şimdi tozlar çocuklar buralardan işte böcekler yardımıyla, rüzgar yardımıyla yani veya insan eliyle, hayvanlar yardımıyla dişicik tepesine geliyor çocuklar, tepeciğe geliyor. Tepecik nemli. Spermler polen keseleriyle taşınıyor çocuklar. Bunlar polen keseleri. Bu polenlerin içinde tepecikteki nemli ortamda parçalanan polen kesecikleri içinde spermler
Bunlardan bazıları buradan bir tüp oluşturuyor çocuklar, özel bir kanal oluşturuyor. Ve buradaki yumurtaları ne yapıyor? Buradan inen spermler döllüyor çocuklar. Yani bir sürü zigot oluşuyor. Daha sonra bu tohuma dönüşecektir. Yani mesela meyve yediğinizde içinde gördüğünüz tohumların ilk oluşum aşaması bu şekilde oluyor. Bir süre sonra etlenerek artık neye dönüşüyor çocuklar? Bir kısmı meyveye dönüşüyor, bir kısmı sadece tohum olarak kalıyor. Mesela fındık, fıstık, ceviz mesela tohumdur çocuklar. Biz tohum yemiş oluyoruz aslında. İşte fasulye, nohut, bezelye de böyledir, baklagiller. Ama işte elma, armut, portakal gibi meyveler bu zigotun etrafının etlenerek besin depolanarak meyve haline gelmesiyle oluşuyor çocuklar. Şimdi bizim başçıktan polenlerin çıkarak tepeciğe kadar sadece gelmesi olayına biz polenizasyon diyoruz çocuklar. Polenizasyon. Ya da diğer adıyla tozlaşma çocuklar. Mesela ilkbahar dönemlerinde çok olduğu için bazı insanlarda bunlara karşı alerji vardır. Yani polen alerjisi vardır. Belki duymuşsunuzdur. Tepecikten itibaren spermlerin aşağı inerek yumurtayla kaynaşması, yani bu iki hücrenin birleşmesi olayı da yine ne olacaktır? Döllenme olayı. Yani iki aşamalı oluyor çocuklar aslında zigotun oluşması çiçekli bitkilerde çocuklar. Şimdi bir kere eşeğsiz üremede çocuklar sperm ve yumurta yok demiştik. Burada tek bir atadan çocuklar soy devam ediyor. Yani işte bir ana bir canlı var. Mesela bir bakteri diyelim ki bir ana canlı çocuklar. Bu ana canlı tamamen mitoz bölünmeyle sadece tek bir mitoz bölünme geçirerek iki tane yeni bakteriye ne yapıyor? Dönüşüyor. Yani atasal canlı ile aynı genetik yapıda yeni canlıların meydana gelmesi şeklindeki üremeye biz ne diyoruz çocuklar? Eşeğli üreme diyoruz. Burada DNA çocuklar %100 aynı çocuklar. DNA %100 aynı. Tabii herhangi bir mutasyon geçirmemişse. %100 aynı kalır. Genetik özellikler demesi, genetik özelliklerin aynı kalıyor demesi aslında DNA'nın %100 aynı olması demek. Dolayısıyla çocuklar ne kadar ürerse üresin çocuklar bir genetik çeşitlilik oluşturmuyor. Yani biyoçeşitliliğe bir katkısı olmuyor. Aynı canlı türünden sürekli ürüyor. Yani işte bir fare var, o fare türünden sürekli ürüyor. Ne diyorduk? Yani biyolojik çeşitliliğin gelişmesi için türlerin biraz ayrışması lazım çocuklar. Dolayısıyla eşeğsiz üreme çeşitliliğe çok fazla bir katkı ne yapmıyor? Sağlamıyor çocuklar. Bu bitkilerde ya da hayvanlarda bazı hayvanlarda gözükebiliyor. Yani bazı çok hücreli daha basit düzeyli hayvanlar. İşte denizdeki hidra diyelim, deniz anası diyelim, işte deniz yıldızı diyelim. Bunlar da gözüküyor. Bunlarda ne demiştik? Sperm ve yumurta yok. Şimdi bunların bazı çeşitleri var çocuklar. Bunlardan birincisi bölünerek çoğalma çocuklar. Bölünerek çoğalma doğrudan hücrenin mitoz bölünmeyle ikiye bölünmesi sonucu iki tane yeni aynı canlıdan oluşması. Mesela amipin çocuklar çoğalması, bakterilerin çoğalması bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi ne demiştik? Bölünerek çoğalma, bakteriler, amip, paramecium gibi çoğu tek hücreli canlılarda görülen bir bölünme. Bakın şu ata canlı çocuklar ya da ana canlı, ata canlı, ana canlı da denebilir. Ana canlı da denebilir. İki türlü de geçer kitaplarda. Bakın doğrudan mitoz bölünme geçiriyor. Hayvansal bir hücre yapısı. Bakteri örneği bu çocuklar. Bakın sitoplazma bölünmesiyle iki tane yeni ne oluştu çocuklar? Bakteri oluştu. Artık ana bakteri ortamda yok çocuklar. Yani bir bakteri bir kere mitoz geçiriyor ve ondan iki tane yeni bakteri oluşuyor çocuklar. Yani bir mitoz sonucunda ortamdaki bakteri sayısı 3 değildir. Bu hataya düşmeyelim. Ana canlı artık ortada yok. Yani eşeğli üremedeki olay gibi bunu düşünmeyelim çocuklar. Bu bölünerek çoğalmayı. Tabii her eşeğsiz üremede de ana canlı ortadan kalkmıyor ama bölünerek çoğalmada ana canlı artık yok. Yani normal mitoz bölünmeyi de biz anlatırken bunu zaten söylemiştik. Yani mitoz bölünme geçiren hücrenin kendisi artık ortamdan ne yapmıştır? Gitmiştir. Onun yerine o ikiye bölünerek iki tane yeni canlıya ne yapmıştır? Yeni bireye dönüşmüştür çocuklar. Bir diğeri tomurcuklanarak çoğalma çocuklar. Eşeğsiz üreme türü olarak. Burada tabii
Bira mayasında bazı tek hücrelerde gözüküyor. Çok hücrelerde de gözüküyor. Mesela mantarlarda, tek hücreli mantarlarda gözüküyor. Mesela özellikle bira mayasında gözüküyor. Yine bazı bitkilerde gözlenebiliyor. Mesela ciğer otunda, yine ciğer otu bir eşeğsiz üreyen bir bitki. 5. sınıfta ki örneklerimiz de vardı, ciğer otu yine tomurcuklanarak çoğalıyor. Burada hidra üzerinde anlatalım nasıl olduğunu, nasıl gerçekleştiğini üremenin. Bakın bir çıkıntı oluşuyor. Bu çıkıntı zamanla gelişerek buradan aynı hidradan bir daha oluşuyor ve bir süre sonra bu koparak yeni hidra ne yapmış oluyor? Oluşmuş oluyor çocuklar. Yeni hidramız oluşmuş oluyor. Yani vücutlarından oluşan çıkıntılarla çocuklar. Yine hidra demiştik, mercan, yine deniz anası. Deniz anasında eşeyli üreme de var çocuklar ama daha çok bunu tercih ediyor. Gerektiğinde eşeyli de üreyebiliyor. Bazı canlıların böyle bir özelliği var. Tıpkı gül ve lalede olduğu gibi. Mesela aslında gül ve biraz sonra onu anlatacağım. Vejetatif üremede gül ve lale aslında çiçek açıyor. Yani eşeyli üreme yeteneği olan aslında bitkiler. Bazı omurgası canlılar yine tomurcuklanarak ne yapabiliyor? Çocuklar üreyebiliyor. Bira mayasını ekstra örnek olarak siz de not edebilirsiniz isterseniz. Şimdi vejetatif üremede sadece bitkilerde gözüküyor çocuklar. Bu önemli. Sadece bitkilerde. Bazı bitkilerin yere değen dalları, yaprakları bir süre sonra köklenerek o bitkiyi tekrar ne yapıyor? Oluşturuyor. Mesela söğüt ağacı da böyledir. Ben buraya söğüt ağacını da ekleyeyim. Burada geçmiyor galiba. Söğüt ağacını da ekleyelim. Şimdi bakalım bitkilerin kök, yaprak, dal gibi organlarından yeni bitki elde edilmesiyle gerçekleşen üreme şekli çocuklar. Bu üreme şeklinde bitkinin kök, yaprak, dal gibi kısımları nemli bir toprağa ekiliyor. Uygun ortam sağlandığında köklenerek ne yapıyor? Yeni bitkiyi oluşturuyor. Çilek, zeytin, patates, gül, menekşe gibi bitkilerde yine çocuklar vejetatif ne yapabiliyor? Çoğalabiliyor. Yani çilek bir sene sonra bile bazen hiç ekmeseniz aynı yerden çilek bitebiliyor. Zeytin tabi çekirdekten de olabilir zeytin ama yine vejetatif şekilde çok daha hızlı bir şekilde üretimini artırabiliyorlar çocuklar. Yine bize bir menekşeyi, bunu çok basit evde siz de yapabilirsiniz eğer menekşeniz varsa çocuklar. Bahçeli evi olanlar daha rahat yapar ama saksıda da deneyebilirsiniz. Bunu deneyin çocuklar. Mesela yaprağını alıp sap kısmını toprağa şey yapın, dikin. Biraz nemlendirin çocuklar. Şöyle biraz bekleyin birkaç gün. O bir süre sonra artık köklenmeye başladığında çocuklar onu tekrar dikip rahatlıkla yeni bir menekşe ne yapabilirsiniz? Elde edebilirsiniz. Hatta güzel güzel menekşeleriniz varsa çoğaltıp arkadaşlarınıza, akrabalarınıza hediye edebilirsiniz çocuklar. Evet, hayvanlarda vejetatif üreme gözlenmez diye özellikle belirtmiştim çocuklar. Şimdi bir üreme tipi daha var. Onu anlatayım. Son olarak rejenerasyonu anlatacağım size. Kitapta bahsedilmemiş. Ben ekstra bahsedeyim. Sporla üreme çocuklar. Sporla üreme. Buna en güzel örnek şapkalı mantarlar çocuklar. Şapkalı mantarlar. Spor keseciklerinden etrafına sporlar. Şeye benziyor aslında değil mi çocuklar? Polen keseciğine değil mi? İçinde spermleri taşıyor. Sporlar dağıtır. Yani yine birileri işte hayvanların çarpması sonucu veya rüzgar sonucu bunlar etrafa ne yapıyor? Dağıtıyor. Bunlardan yine ne oluşuyor çocuklar? Şapkalı mantar oluşuyor. Bunlar zehirli olanların da tehlikelidir çocuklar. Yani yutulması ya da cilde temas etmesi alerjik reaksiyon yapabilir. O yüzden yani deneysel anlamda inceleme amacıyla bile yapacaksanız mutlaka eldiven kullanmanızı tavsiye ediyorum çocuklar. Şimdi dördüncü olarak bunu araya sıkıştırdım. Buna numara vermiyorum. Ekstra söyledim bunu. Müfredatta değinilmemiş. Dördüncü olarak son olarak bir üreme şekli daha size anlatacağız. O da rejenerasyonla, yani
Türkçesi yenilenme ile üreme çocuklar. Burada mesela bakın planaryum yassı solucan demek. Yassı solucan olarak Türkçe'ye geçiyor. Tamam, birçok planaryum çeşidi var tabii ama yani bizim en yaygın olarak bildiğimiz yassı solucan. Diğer tarafta da deniz yıldızımız var çocuklar. Rejenerasyon üreme şu, bu planaryayı parçalıyorlar çocuklar. Mesela 2-3'e böldük diyelim bakın. Her bir parçadan yeni planarya oluşuyor çocuklar. Bu toprak solucanı için de geçerli. Aynı mantık. Toprak solucanı. Hepimiz mutlaka toprağı eşelerken taşın altında görmüşüzdür. Aynı mantık. Yani bölündüğünde yeni toprak solucanları olabiliyor. Çok ilginç çocuklar. Yani şu kadar basit canlının bile sinir sistemi var çocuklar. Bir çeşit aklı var. Bu da ilginçtir yani. Kolay kolay öldüremiyorsunuz. Yani kesiyorsunuz yeniden çoğalabiliyor. Deniz yıldızında da benzer bir durum var çocuklar. Kopan kollardan yeni deniz yıldızı oluşuyor. Tabii bunu bölünerek çoğalmayla karıştırmayın. Bu çok hücrelidir çocuklar. Çok hücrelidir. Bunu sakın mitoz bölünmeyle karıştırmayın. Hatta binlerce mitoz aynı anda oluyor. Yani işte bir yaranın iyileşmesi gibi veya işte kertenkelenin kopan kuyruğunun tekrar oluşması gibi bir süre sonra. Burada sakın bir yanlışa düşmeyelim çocuklar. Yani bir süre sonra bura kendini tamamlayarak yeni deniz yıldızına ne yapıyor? Dönüşüyor. Bu gözle gördüğümüz bir canlı çocuklar. Denizin içinde yaşayan canlı. Evet çocuklar. Şimdi burada çok karışan bir şey var. Bu şimdi rejenerasyon ile üreme çocuklar. Çünkü bir canlıdan yeni canlılar oluşuyor. Tabii ana canlı yine kayboluyor. Yani ana deniz yıldızı, da ana planarya, yani yassı solucan ya da ana toprak solucanı yine kayboluyor. Bir de şimdi biraz sonra anlatacağım. En çok karışan o zaten. Rejenerasyon yani yenilenme. Sadece yenilenme. Şimdi biraz sonra onu da anlatacağım. En çok karışan odur çünkü. Şimdi ne dedik? İşte kertenkelenin kuyruğu kopuyor. Kuyruğundan yeni bir kertenkele oluşmuyor. Veya işte bizim bir yerimiz kesiliyor, ora tekrar kendini ne yapıyor? Onarıyor çocuklar. O yara ne yapıyor? İyileşiyor. Tabii bizde bir parmak Allah korusun koptuğunda ya da bir organ, yani onun tekrar kendini yenilemesi öyle bir şey pek söz konusu olmuyor. Yani işte gelişen tıp belki kök hücre çalışmalarıyla bunu belki 5-10 sene sonra gerçekleştirecek ama kendiliğinden bu anlamda bir şey olmuyor. Öyle olduğunda da mesela 5 sene sonra eğer sizin kök hücrenizden bir organınız oluşuyorsa yine ona yenilenmeyle üreme demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Yapay yenilenme diyeceğiz değil mi? Yapay rejenerasyon diyeceğiz. Bir başka deyişle, Latince deyişiyle. Şimdi o zaman veya işte yılanların çocuklar ara ara derilerini ne yapması? Değiştirmesi yine. Bunların hepsi nedir? Rejenerasyondur. Sadece yenilenmedir. Tabii hayvanlar aleminde irdelendiğinde buna bir sürü örnek ne yapılabilir? Verilebilir ama bizim temel kıstasımız ne olacak çocuklar? Eğer o canlıdan yeni yavrular oluşmuşsa ona biz rejenerasyon yani yenilenme ile üreme diyeceğiz. Eğer herhangi bir oluşum yoksa, yeni canlı oluşumu yoksa ama canlının bir organı kendini yenilemişse çocuklar veya işte yaralarımız iyileşmişse çocuklar buna sadece biz ne diyeceğiz? Rejenerasyon yani yenilenme diyeceğiz çocuklar. Evet çocuklar, hoşça kalın diyorum. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere.